Merhaba gençler, şimdi bugün de üslü sayılarda çarpma işlemi yapacağız. Üslü sayılarda çarpma işlemi nasıl gerçekleşir, onunla ilgili işlemleri yaparız. Bakın bununla ilgili önce örneklere bakalım, sonra biz birlikte bakalım. Bakın, örneğe baktığımız gibi, bakın şurada. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri topluyorum. Bakın, tabanlar aynı olduğuna göre üstleri topluyorum. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri topluyorum. Demek ki üslü sayılar çarpılırken üstleri ne yapacağım ben? Toplayacağım. İstediğimiz olay bu. Yani burada şimdi şu olay var. Tabanları aynı olduğu üslü sayılar çarpıyor. Üstler toplu ortak tabanın üstüne yazılır. Bakın burada olduğu gibi kuralımız bu. Bu kuralı adınız gibi bilmek zorundasınız. Tabanlar aynıysa üstleri çarpılırken üstleri ne yapıyorum? Bakın tekrar büyütüyorum bunu. Değil mi? Bunu biraz daha bu kadar büyüdü. Zaten buna gerek yok. Aşağıdaki işlemleri bu teorem doğrultusunda birlikte yapacağız. Şimdi bakalım. Basit. Eskiden TOEIC sürecinde bu tip sorular vardı. İşte ama şimdi bu tip sorular üzerine günlük hayattaki problemleri koyuyorlar. O yüzden bunları ne yapmak zorundasınız? Bilmek zorundasınız. Bununla ilgili zaten online dersleri zaten ben yeni tip sorular orada veriyorum. Yani iki dediğim gibi bunu nasıl yapıyoruz? İşlem becerisi çok düşük olanları ve hata olmaması için. Çünkü bunlardan biri hata oldu mu üstteki problem ne yapalım? Geçişimiz çok zor olacak. Tabanlar aynı oldu. Üstleri topluyoruma geldi. Hemen 7 üzeri. Aa, ne yapayım sen Joe? Taban aynı. 7 üzeri 9. Bu kadar basit. Üçleri topla. İkinci sorumuz. Ne olacak? Şimdi burada 10 üzeri 5 artı 8. Ne yaptık? 10 üzeri 13 geldi. Üçüncü soru. Tabanlar aynı yine. 2 üzeri 2 artı 4 artı 5. Ne geldi? 2 üzeri 11 geldi. Sağ tarafa bakalım. 4, 5, 6. sorular. Üst soruda mutlaka burada vardır. Üst soruyu çözelim şimdi burada. Evet, bunu çözelim. Bu kaç? Tabanımız eksi 3. Tabanımız eksi 3 olduğuna göre eksi 3 üzeri 3 artı 2'den sonuç eksi 3'ün 5. kuvveti geldi. Evet. Buradan bakıyorum. 4. işleme baktığımız zaman burada da ne olacaktır? Tabanı aynı olmayan sayılar çarpalım. Burası 10 geldi. Tabanı aynı olanlar 3 üzeri eksi 4 artı 6 geldi. 10 çarpı 3 üzeri 2'den yani 10 çarpı 9'dan sonuç ne olacak? 90'ı bulmuş olacak. Buna dikkat edeceğiz. 6. sorumuz. Bu kaç? Şimdi bu 3 üzeri eksi 5. Bu ters çevirin. 3 üzeri 1'in artı 5. kuvveti biliyorsunuz. Tabanlar aynı olduğu göre 3 üzeri eksi 5 artı 5'ten 3 üzeri 0'dan o da eşittir 1'i bulmuş olacak. Evet, üst sayılarda çarpma işlemi 2. Aşağıdaki çarpma işlemleri bakın değişik bir soru. Yani üslü sayıları, verilen üslü sayıları, şu örneğe bakalım. Verilen üslü sayıların tabanları birbirinden farklıdır. Şu sayı. Bakın tabanlar farklıysa, tabanda 3, 9, 3'ün kuvvetlerine göre şeklinde yazılabilir. Kırmızı yazı okursak ne demek istediğini anlıyoruz. Yani hepsinin aynı taban olması lazım. Bakın bu 3 üzeri 2, 9, 9. Demek bunu 3'e yazacaksın. Bu nasıl yazın? 3 üzeri 2'nin eksi 6. kuvveti, 3 üzeri 3'ün 5. kuvveti. Sonra bu 3 üzeri 2, buna bunu çarpacağım şeklinde. Devam edersen bu 3 üzeri eksi 12, 3 üzeri 15, hepsini toplarsam 3 üzeri 5 olur. Evet, daha biraz karmaşık sorulara doğru ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz, buna bakacağız şimdi. Bakın buradaki soruda olduğu gibi, şimdi birlikte yapalım. Ne yapıyorum ben? 2 üzeri 3. Nasıl yazacağım? 2 üzeri 3. 4'ü nasıl yazacağım? 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazacağım.
2 üzeri 3 artı 4'ten 2 üzeri 7 yazıyor. Evet. Bunlar dediğim gibi bunlar temel işlemler. İkinci soru. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soru kaç? 10 üzeri 4. Bunu 10 üzeri 4 yazdım. Bu da 10 üzeri 3 yazdım. Tabanlar öyle olduğuna göre 4 artı 3 daha 10 üzeri 7. Evet. Üçüncü soru var mı? Yok, şimdi bu tarafa bakalım. Şimdi buraya bakıyoruz. Evet, şu soruya bakalım biraz daha. Bu işlemi yapalım şimdi. Bunu nasıl yazıyorum? Bu 3 üzeri. Bu tabanlar aynı değil. 3 üzeri 2'nin küpü. Bu da 3 üzeri 3'ün karesi. 3 üzeri 6, 3 üzeri 6. O da artık pratikleşiyor. Topladık. 3 üzeri 12 oldu. Ne yapıyorum? Yazıyorum. Dördüncü soruya bakıyoruz birlikte. Tabanları ne? 2, 4, 16. Demek tabanları farklı. Farklı ise ben şöyle diyorum. 3 üzeri 5. 2 üzeri 2'nin küp şekli yazıyorum. Çarpı 3 üzeri 4'ün eksi 4 küp şekli yazıyorum. Burada ne gelecek? 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 6 gelecek. Çarpı 2 üzeri eksi 16 gelecek. O da işte 2 üzeri 5 artı 6 eksi 16. O da ne olacak? 2 üzeri 11 eksi 16'dan 2 üzeri eksi 5 gelecek. Üçlü sayılarda çarpma işlemi. Evet, çarpma işleminde bu değişik sorular var. Şunu açalım, şu oldular. Üç sayılar arkadaşlarım tabanları çarpın ortak üstleri. Aynı, üstleri aynı olan, bakın bu değişik bir şey şimdi. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Mesela ben 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Üstler aynı olduğuna göre 2 çarpı 5'in küpü. Yani bakın gördüğünüz gibi bu 8 demektir. Bu da 125 demektir. 125 çarpı 8 1000 demektir. Bakın bu zaten 1000 olur. Yani bunu demek istiyorum. Evet. Bununla ilgili işlemleri ne yapacağız? Yapacağız şimdi. Şimdi bunları yapın bakalım. Şimdi bu kaç olur? Üstler aynı olduğuna göre, üstler aynı olduğuna göre, bir dakika kaleme geçiyorum. Üstler aynı olduğuna göre 3 çarpı 5 üzeri 4. 3 kere 5, 15. 15 üzeri 4. Aradığım sonuç. Bu sefer üstleri aynıysa tabanları çarpıyorum. Burada bakın gördüğünüz gibi. Üstler aynıysa 2 çarpı 3'ün 6. kuvveti, 6'nın 6. kuvveti olarak ne yapıyorum? Ben yazıyorum. C şıkkını çözecek olursak şimdi. C şıkkını çözeceğim. Bu ne olacaktır? 2 çarpı 5'in 7. kuvveti. Yani 10'un 7. kuvveti. Değil mi? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şekilde işlem yapıyoruz. D. Buna bakalım. Bu kaç olur? Evet, bunu küp şeklinde yazarsam bu nasıl olacaktır? Şunu küpe benzeteceğim. Yani 5 üzeri, bu 3 üzeri 6. Bu da 5'in karesi 3 yazarım. 3 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. Üstler aynı olduğuna göre 3 çarpı 5'in 6. kuvveti. O da eşittir 15'in 6. kuvveti olarak ne yapmış olacağım? Yapmış olacağım. Bir demedik biz bu. Bir bitti. Şimdi ikinci soruda. Evet, sayıların kaç basamaklı olduğunu bulacağız. Şimdi bu tip sorularda bak. Kaç basamaklı? Önce biraz açıklama yapalım. Ben mesela bak. 10 üzeri 3 kaç basamaklıdır? 10 üzeri 3.
yazalım. 1, 1, 2, 3 demek 4 basamak. Yani burada bir şey var. Bunu mesela 5 çarpı 10 üzeri 3 de kaç basamaklıdır? Bu da bakın 5000. Bu da 4 basamaklıdır, bu da 4 basamaklıdır. Yani demek istiyorum ki burada gizli bir var. Bunu sayarken dikkat edeceksiniz. Şimdi hal böyle olunca da ben demek ki ben kaç basamak olduğunu bulmak istiyorsam bu tabanın mutlaka 10 olması lazım. Yazıyorum. 9. Üstler aynı olduğuna göre 2 çarpı 5'in 11. kuvveti 9 çarpı 10'un 11. kuvveti. Kaç basamaklı oldu o zaman bu? 11, bir de burada 12 basamak. 12 basamaklı bir sayımız. Çünkü 9'un yanında 11 tane 0 gelecek. Burada da 5'in yanında 3 tane 0. Burada 1'in yanında bak gizli 1 var. Mesela 10 üzeri 2 kaç basamaklıdır? 2 değil, 3 çünkü 100. Çünkü çarpı 1'i var, gizli 1'i var. Ona dikkat edeceğiz. Üçüncü soru. Kaç basamaklı bir sayıdır bakalım şimdi. Bunları burada bir şekilde 10 elde edeceğim ben. O zaman bu 14 içinde şöyle yapalım. 7 çarpı 2, 2 üzeri 9, 5 üzeri 10. Amaç burada. Şunu yakaladık bakın. Bu ne demektir? 7 çarpı 2 üzeri 10, 5 üzeri 10. Buradan da ne olacak şimdi? 7 çarpı 2 çarpı 5'in 10. kuvveti. Yani 7 çarpı 10 üzeri 10. 10 üzeri 10 bu kaç basamaklı o zaman? 11 basamaklı olacak. Üstsüz sayılarda bölme işlemine geçmeden önce bunu burada bırakalım. Sonra diğer soruyu birlikte çözeriz.